Sinan Ateş davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet davasında istenilen cezalar belli oldu. Duruşma 30 Eylül'de devam edecek. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz 2024'te başlamıştı. İlk duruşmada sanıklardan 8'i savunma yapmıştı. Şimdi ise cinayet davasında istenilen cezalar belli oldu. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un olayda müşterek fail olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Sinan Ateş'i tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istedi. Sanıklar Doğukan Cep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettiren sıfatında olduğunu bildiren savcı, Cep ve Demirbaş'ın Ateş'e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi. Savcılık, sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Muratcan Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın iştirak halinde işlenen suça ve öldürmeye yardım suçlarından 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanık Alper Atay'ın suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılık, cinayetin ardından Doğukan Çep'in otelde kalmasına yardım ettiği öne sürülen sanık Erdem Karadeniz ve tetikçilerin görüşme yaptığı otoparkın ortağı olduğu ifade edilen sanık Osman Bayraktar'ın ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Gençliğinin baharında toprağın kara bağrına giren abimiz... Savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya 30 Eylül'de devam edilecek.